Sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği TV'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? Ateizm Derneği YouTube kanalından yayınlanan Bunlar Ateist adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Özgür Örsoğlu. Bilindiği üzere Ateizm Derneği kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Şu anda da sizlere derneğimizin resmi YouTube kanalı ADTV'den sesleniyoruz. Derneğimizin internet sitesini ziyaret ederek hakkımızda çok daha detaylı bilgi edinebilir, sıkça sorulan sorular bölümündeki başlıkları inceleyebilir, yazı ve makalelerimizi okuyabilirsiniz. Gündemi kaçırmamak için lütfen Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızı takip alın. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Yayınlarımızı kaçırmamak için bildirim zilini de açmayı unutmayınız. Ateizm Derneği'ni Patreon ve Creasus üzerinden de desteklemeniz mümkün. Bildiğiniz gibi bu yayınlar ve derneğin tüm faaliyetlerinde sizlerin desteği çok önemli. Yayın kalitemizin ve içeriklerimizin zenginleşmesi için yardımlarınızı bekliyoruz. Yurtdışı kredi kartı kullanan takipçilerimiz Patreon hesabımızı ziyaret ederek aylık 1 dolardan 100 dolara varan seçenekler arasından farklı hediyeler seçebilirler. Aynı şey yerli kredi kartı kullanan takipçilerimiz için de geçerli. Tek fark bunu Creasus üzerinden de yapabiliyor olmanız. Tüm destekçilerimiz ekranda görülen hesaplardan bize desteklerini sunabilirler. Lütfen kanalımıza abone olun. Yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayınız. Derneğimizin Yazı İşleri Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye'nin en Allahsız haber bülteni Ateist Gazete'yi kaçırmayın. İki haftada bir yayınlanan Ateist Gazete'ye henüz mürekkep kokusu üzerindeyken ulaşmak için dernek üyesi veya gönüllüsü olmanız gerekiyor. Ancak her yeni sayı yayınlandığında bir önceki sayıya derneğimizin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Okumaktan ziyade dinlemeyi tercih eden takipçilerimizi de unutmadık. Bunun için Ateist Gazete'de yer verilen başlıkları ele aldığımız bir haber bülteni hazırlıyoruz.
YouTube kanalımızda izleyebileceğiniz Ateist Gazete haber bültenine dernek yazmalımız uzman psikoterapist İrem Yaydırgan ve dernek başkanımız Süleyman Karan sunuyor. Sunucularımız AB Yazı İşleri Komisyonu tarafından sizler için hazırlanan haberleri yorumluyorlar. Ateist Gazete'yi kaçırmayın. Dindarlaştıkça dindarlaşan toplumumuzda artık vakayı adiyeden bir olay haline gelmiş bir şiddetin tek kurbanı kadınlar değil. Ramazan ayında oruç tutmadığı için dayak yiyen gençlerin haberlerine her yıl okumaktan artık sıkıldık. Bu bilançonun asıl sorumlusu olan ve her geçen gün laiklikten daha da uzaklaşan iktidardan bu konuda somut bir adım atmasını beklemek en hafif tabirle saflık olur. Ateizm Derneği Hukuk Komisyonu sadece zorunlu din dersinden muafiyet ve TCK 216'ya 3 yasasına dayalı dini değerlere hakaret, aşağılama gibi dinsizlik özgürlüğünün ihlal edildiği davalarda hizmet sağlayabiliyor. Lakin hukukun giderek itibarsızlaştığı ülkemizde şiddetle mücadele konusunda somut bir adım atmamız gerektiğine karar verdik. Devletin ve Diyanet'in koruyamadığı özgür düşünceli hümanistleri biz koruyalım dedik. Bu bağlamda birincisi İstanbul'da gerçekleştirilecek olan öz savunma atölyeleri ile şiddete maruz kalan dostlarımıza temel boks eğitimi vermeyi ve ihtiyaç sahibi kişilerin kendini savunmayı öğrenmesine yardım etmeyi amaçlıyoruz. 31 Ekim Pazar saat 17 ile 20 arasında Beşiktaş Balık Pazarı mevkiinde gerçekleştirilecek bu etkinliğimiz. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra bugünkü konumuza dönmek istiyorum. Türkiye Tekel Bayileri Platformu'nun başkanı Özgür Aybaş ile birlikteyiz. Özgür Bey hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Şu anda çalıştığınız yerdesiniz, bayinizdesiniz. Nasılsınız efendim öncelikle? Yani şu an iyiyiz işte, çalışıyoruz. Esnaf biliyorsunuz, klasik işler güçler standart. Pazar günü olduğu için biraz durdu. Direkt sorularla başlayalım isterseniz. Tabii, öncelikle tabii. Bu Tekel Bayileri platformuyla ilgili izleyicilerimize biraz bilgi verebilir misiniz? Tekel Bayileri platformu nedir? Ne zaman ve neden kuruldu? Nasıl bir organizasyon ve ne tür faaliyetler içerisindesiniz efendim? Anlatayım. Türkiye Tekel Bayileri platformu 2016 yılında tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacımız tamamen bu yasaklar, baskılar, cezalar ve zincir marketlerin bizlerin karşı yapmış olduğu haksız rekabete istinaden bizlerin de bir araya gelerek bir şekilde bu STK'yı oluşturmamız ve daha sonra resmi anlamda derneğleşmemiz oldu. 2013 yılında biliyorsunuz saat 22'den sonra alkol satış yasağı kanunen onaylanmıştır ve ondan sonra bizim birçok meslektaşımız artık bu durumu yapamaz hale gelmiştir ve cezalar yemiştir. Bu cezaları şöyle söyleyeyim, idari para cezası şu an alt sınır 71.000 TL, üst sınır 320.000 TL. Yani saat 22'den sonra bir adet alkollü içecek satarsanız bunun cezası bu rakamlar. Ve bu rakamlar da bizim birçok esnaf arkadaşımızı mağdur etmiştir. Hatta bundan dolayı işini kaybeden, iflasın eşiğine gelen, çünkü bu ceza çok yüksek bir rakam, resmen anahtarını ver cezası. Dolayısıyla bu cezalardan dolayı birçok meslektaşımız bu iş yapamaz hale geldi. Hatta saat 22'den sonra müşteriyle de karşı karşıya geldik. Nasıl geldik? Kişi geliyor saat 22'den sonra alkollü içecek istiyor. Veremem diyorsun. Cezası var diyorsun. Vereceksin diyor. Yani kardeşim hani bunu veremeyiz. Bunu biz kanunun yasağı var. Bu durumdan dolayı karşılıklı küfürleşmeler, kavgalar, hatta öldürülen bayilerimiz oldu. Yani bildiğiniz evet. bıçaklandı, silahla vuruldu. Bu şekilde durumlar yaşandı. Ve bizler bu durumu kamuoyunda ve sosyal medyada çokça paylaşmamıza rağmen hiçbir şekilde bunun biz bir karşılığını göremedik. Bu konu üzerinde muhalefetin STK'lardan sorumlu milletvekilleri ne kadar dillendirse de durum hiçbir şekilde geri adım atılmadı. Aslında şöyle bir durum var. 22 yasakları tüm dünyada var. Yani Avrupa'dan alınan bir örnekler var. Ama bu ilk yasaklar, saat yasakları genelde Norveç tarzı ülkelerde başlamıştır. Ve o İskandinav ülkelerinde gece ve gündüz kavramı 6 ay gece 6 ay gündüz olduğundan dolayı insanlarda psikolojik bir yaşam formu gelişti kendilerinde. Ve bu alkolizmle mücadele adına burada bu ülkelerde saat yasağı kondu. Ama tabii ki başarılı olamadı. Bizim ülkemiz devletin kolu politikaların araştırmış olduğu derneğinde aldığımız verilerle birlikte ve biz de kendimiz de aslında bu işi bilmemiz için sosyal olmaya gerek yok. Böyle bir şekilde biz bu durumu görüyoruz. Türkiye'nin yapısı buna uygun değildi. Bir anda yapıldı. Bir anda yapıldığı için de Türkiye'de şu an iki hususunda bizim ülkemiz sosyal içici. Sosyal içici dediğimiz zaman herkes biliyor nasıl bir şey oluyor. Yani keyif içicisiyiz. Elbette alkoliklerimiz var. Yok değil. Dünya bazında bunu karşılaştırdığımız zaman o kadar gerilerde ki bu durum. Yani Türkiye'de şu an alkolizmle ilgili bir mücadele abartılacak derecede değil. Ama bu Avrupa'da var. Bundan dolayı da bu örneklerle, bu Avrupa kriterleri baz alınarak çıkan yasalardan dolayı Tekel Bayileri mağdur olduk. Biz de bir araya geldik.
yapmış olduğumuz projelerimiz de oldu. Mesela sosyal anlaşmalarımız olmuştur. İşte Van depreminde, Elazığ depreminde da geçen hafta Irmak Bebek için İstanbul'da çok büyük bir halk konseri yapıldı. Bunu biz düzenledik. Erzincan'da yine okulumuza kıyafet ve kırtasiye malzemesi gönderdik. Bu tarz sosyal faaliyetlerimiz de var. Alkollü içeceklerin ve tütün mamullerinin fiyatların üzerinde dili saçması denilebilecek bir seviyede pahalılık söz konusu. Satın alma gücümüzün çok üzerinde bir fiyat politikası izleniyor. Hükümete sorarsanız amacımız toplum sağlığını korumak. Bu bizim görevimiz diyorlar. Sizce alkollü içecekler ve tütün ürünleri üzerinde uygulanan bu yüksek vergilendirme politikasının gerçek nedenleri nedir? Biraz önce bahsettiniz, Avrupa'daki gibi değil dediniz, Türkiye'deki koşullar, alkolizm o kadar yaygın değil dediniz. Hükümetin aldığı tedbirler, bu vergilendirme tedbirlerinin bunda bir etkisi olabilir mi siz? Kesinlikle yok. Yani çünkü şöyle, bu alınan kararlar, yasaklar ve zamların hepsi ideolojiktir. Ya şimdi 18 yaşını geçmiş bir bireyi siz yani tanışamazsınız. Tamam, devletin görevi nedir? Halkın sağlığını düşünmek ve asayiş sağlamaktır. Ve bunu minimize etmek için bir takım yasaklar çıkartır. Lakin bu durumda vatandaşın kendi inisiyatifi vardır. Yani vatandaşa sen evinde içme, dışarıda kamusal alanda içme, orada içme, burada yeme. Yani bu hem seküler yaşama bir müdahale, hem özel yaşama bir müdahale. E şimdi ben 45 yaşında bir insanım. Benim ne içmeyeceğime kusura bakmasın da kimse karışamaz. Ha, belli bir kanun çerçevesi vardır. Der ki bana, sen bunu kamusal alanda içemezsin. Nerede içemem? Okulun bahçesinde içemem. Bu zaten içilmezler. Yani kendini bilen bir insan içmemesi gerekiyor. Yani bunlar için yasaya bile gerek yok. Her şeyin başı eğitimdir. E o zaman şimdi şöyle bir durum gerçekleşiyor. Bir gün ülkemizdeki fabrikaların bacalarından çıkan dumanın tütünü, yani o hava kirliliğini hep biz görüyoruz. Ve bunlara yazılan ceza miktarları bilmiyormuş, araştırdınız mı? O kadar cüzdü rakamlar ki bunlar dünyayı kirletiyor, havayı kirletiyor. 2000 TL ile 5000 TL arası bir cezası var. Bak, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2000 TL, 3000 TL. Ki kırmızı ışıkta geçmenin cezası, boş ver. Kırmızı ışıkta geçmek hayati bir tehlikedir. Yani ya kendi hayatını riske atıyorsun, ya karşıdaki insana hayatını tehlike atıyorsun. Şimdi bir adet 22'den sonra bir adet biri almanın cezası 71.000 TL olabilir mi? Yani bunun dünyada hiçbir emsali yok ve mantıklı bir açıklaması da yok. Şimdi diyorlar ki işte biz bunlara zamlarla ve vergilerle biz bu durumu işte alkol içmesinler, insanların sağlığını düşünüyoruz. Araba konusuna gelelim o zaman. Bir gün Almanya'dan gelen bir Volkswagen araba, ülkemizde örnek veriyorum, hatta bir gün karşıma çıktı Audi A4 en son kasası, pardon BMW, özür diliyorum, 900 bin küsüre bize geliyor. Burada ÖTV'si, vergisi, şunu bunu bir koyuyor, abi arabanın fiyatı 3 milyon TL. Şimdi burada da mı halkın sağlığı düşünülüyor? Ya bunların hepsi tamamen politika. Yani böyle siyaset dili. Şimdi bakıyorsun ya, bir alkollü içecek ya bizim kendi ülkemizde üretiliyor. Bizim kendi ülkemizde. Yeni rakı fabrikası burada. Efe rakı fabrikası burada. Ama şu an bizi dinleyen arkadaşlarımız da vardır. Avrupa'da, Almanya'da. Gitsinler bir markette baksınlar, 9 euro, 10 euro. Yani bu ve bizim buradan gidiyor. Bu işin de lojistik masrafı var. Ya demek ki biz de bunu burada bu şekilde içebiliriz. Ve bir de şu an şöyle bir durum da var. Şu an ülkemizdeki alkol içecek firmalarında bandrol sıkıntısı yaşanıyor. Şu an birçok ürün de yok. İthal ürünler tamamen şu an sıkıntıda. Yani bandrol de verilmiyor. Örnek veriyorum, sizin bir fabrikanız var. Siz bu fabrikanızda bu sene 10 bin ton şarap üretmişseniz ve sizin tüketici tarafından beğenildiği zaman litre bazında artış göstermek zorundasınız. Devlet size 11 bin litreye izin vermiyor. Geçen sene ne yapmışsa bu sene de aynısını yapacaksın diyor. O üzümler yazık oluyor. O üzümler, ki bizim üzümlerimiz dünyanın en iyi üzümleri ve ilk 5 sıradayız biz. Yani üzüm olarak dünyanın en iyi. Üretici de bu durumdan sıkıntılı. Biz alkollü firmalarla da bu konuda dirsek teması halinde bir araya gelmeye çalışıyoruz ama alkollü içecek firmalar da bu durumdan çekiniyorlar. Çünkü ağır bir yaptırımla karşılaşacağını düşünüyorlar mali anlamda. Yani maalesef bu ülkede düşünebiliyor musunuz? Yani hatta o alkollü fabrikalarda bir tanesinin sahibi de 5 baba yiğitten bir tanesi Tuncay Özilhan'dır. Yani Efes'in, Anadolu Efes'in sahibi, Migros'ların sahibi, bu ülkedeki kolanın sahibi. Yani bu insanlar bile hiçbir şekilde bu konuyu artık kapalı kapılar arasında konuşuyorlar mı, konuşmuyorlar mı onu bilmiyorum. Ama bu duruma karşı inanın seslerini çıkartsalar belki daha da farklı olacak bu durumlar. Ben bir tekel bayisi olarak kendim standart 40 metrekarede yaşayan bir esnafım, tekel bayisi. Pandemi döneminde biliyorsunuz 17 gün bir alkol yasağı uygulandı. Yani ben buna dedim ki genelgele yasak olmaz. Yasak kanunla olur. Bu yapılan yetki saptırmasıdır. Mülki amirliklerle bizim üzerimize gelerek tebligat imzalattırarak bizlere bu baskıyı oluşturamazsınız. Bizler kendi kaderimizi tayin edeceğiz ve sivil itaatsizlik yaparak biz bunu satacağız. Bize yazdığınız idari cezaları da biz kanun çerçevesi içerisinde hukuk yolumuz açıktır ve biz bu davayı da kazandık. Bütün cezaları da iptal ettiriz. Çünkü yasa. O süreç içerisinde sizin bir tweetiniz çok konuşuldu, Twitter'dan paylaştığınız. Ne dediniz? Hayırlı olsun, alkol yasağı kalktı.
Şimdi o tweet'i neden attınız? O tweet'i neden attım? Microsoft satışı yasağı kalkmıştır o tweet'i. Şimdi o yasak akşamında, yani o yasak gelmeden bir gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genelgeyi açıkladı ve şifaya şu cümleyi kullandı. 17 gün boyunca da yasaklanacaktı. Şimdi şifayen olmaz. Genelgeye baktık. Genelgede yasak yok. Zaten kanunla belirtilmemiş. Bu şimdi ferman niteliğinde ağızdan çıkan cümleyle yasaklıyorum 17 gün deyince dedik yani olmaz ki bu iş. Yani bu çünkü tip bir şey değil. Açtık, baktık, okuduk, yok. Sabahleyin de ben, bizim şimdi şeyimiz çok büyük, geniş, Türkiye genelindeyiz. Hemen ben bizim platformunda WhatsApp grubundan yazdım. Arkadaşlar şu an bir gidin bakın zincir marketle alakalı satışlı durumda. Hemen gönderdik. Bütün illerden bana fişler ve faturalar geldi. Sıkıntı yok, serbest. Ben hemen o tweet attım. Hayırlı olsun, alkol satışı yasağı kalkmıştır. Ben orası bilerek attım o tweet'i. Yani madem öyle satıyorlarsa biz de satacağız. Yapacak bir şey yok. Herkes satsın zaten. Yani biz yasaklara karşıyız. Zincir marketler satmasın asla demiyoruz. Bunlar da satsın, biz de satalım. Bu durumun akabinde hemen kolluk kuvvetlerine mülki amirliklerce hemen dediler ki gidin tekel bayilerine tebligat imzalatın. Tebligatı da bir geçiriliyor. Hemen onun arkasında bir tweet dağıttım. Tekel bayisi meslektaşlarım, sakın gelen tebligatları imzalamıyorsunuz. Anayasal hakkınızın imzadan imtina etme hakkınız vardır. Hiçbir surette imza atmıyorsunuz. Hatta bunun haberi oldu. Hangi kanalda olduğunu bilmiyorum. Yine zincir markette haber spikeri oradaki kolluk kuvvetine soruyor. Memur bey, siz buraya bu cezayı neden yazıyorsunuz diyor. Biz de bilmiyoruz diyor. Haberlerden duyduk diyor. Yasakmış diyor. Anons geldi diyor. Tamam, elinizde belge var mı diyor. Yok. Peki neye göre ceza yazacaksınız diyor. İşte, televizyondan duyduk. Yani şu, böyle bir şey olabilir mi? Televizyondan duyduk. Dedik öyle bir şey yok. Televizyondan Muz Cumhuriyeti'nde olmaz dediniz. Aynen. Yani dedik olmaz. Çünkü bu yetki saptırması var. Hatta bu konuyla alakalı bilim kurulu üyesi Serap Yavuz Hanım açıklama yaptı. Dedi ki biz de alkol ile ağzımızı çalkalıyoruz. Bulaş riskini azaltıyoruz. Alkol ile dedi pandeminin ne alakası var? Hatta onu da geç. Muhafazakar birçok yandaş gazeteci bile ya dedi tamam ben alkol içmiyorum. Ha dedi isteyen içer, isteyen içmez. Hatta Kübra Apar'ın programında oldu Habertürk'te. Ondan sonra CNN'de oldu. Bu konuda Ersan Şen hocamız, ceza hukukçusu kendisi bilirsiniz. Gitti dedi yani bu konuda arkadaşımız dedi çok güzel konuşmuştur. Aynen de böyledir. Bu dedi kabul edilemez bir şey dedi. Ya yani bu konuda sağ olsun desteklerini de aldık herkesin. Yani süreç bir şekilde devam etti. Bu zamlarla beraber biliyorsunuz yasaklardan şimdi bu zamlar da bir nevi yasak olarak algılıyorum ben şahsen. Zamlarla beraber insanlar kendi içkilerini üretmeye başladığını biliyoruz. Ancak bununla da ilgili bazı tedbirler alındı. Açık alkol mü denir ona artık ne olarak adlandırılıyor? Etil alkol mü deniyor? Etil alkol satışlarını da yasakladılar vesaire. Ulaşımını zorlaştırdılar ya da bazı tedbirler aldılar. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun insanların evde içki üretmesi, kendi içkilerini kendileri yapması ya da merdiven altı işte üretim nedir sakıncaları sizce? Şimdi önce sakıncasından ziyade insanların kendi evinde içki yapması aslında güzel bir kültürdür. Bu bizim Anadolu geleneğinde de vardır. Avrupa geleneğinde de vardır. Hatta bizim İç Anadolu'da boğma rakı diye bir tabir vardır. Ben kendim mesela bizim köyümüze yaparlar. Bu yapılan boğma rakı o fermantasyon süreci, o distilasyon sürecini doğru düzgün yapıyorsanız eğer uygun bir şekilde işte onun birinci, değil, ikinci, üçüncü distilasını kendi içeceğiniz şekilde belli litrede biliyorsunuz 5 litre üstü yasak, 10 litre üstü yasak. Kendisine yapıp içebilir. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama bu etil alkol olayı çok tehlikeli bir durum. O tehlikeli duruma gelmeden önce aslında şunu söylemek istiyorum ben. Vatandaşlarımız maalesef sigaraya zam gelir, tütün sararlar. Alkole zam gelir, evde yaparlar. Aslında bu ne biliyor musunuz? Veyahut da stoklarlar. Stoklamak, evde yapmak, evde sigara sarmak zamları kanıksamaktır. Yani ben, bana ne? Yani ben nasıl yapıyorum? Bu resmen kanıksamaktır. Bakın 1946 yılında Türkiye'de yine alkol içecekleri yüksek derece zam geliyor. Ve düşünün o zaman sosyal medya yok. Ve insanlar otomatikmen yani bir karar alıyorlar işte. Yani artık ses derler ya fısıldı gibi. Ve insanlar ispirto içmeye başlıyorlar. Eskiden biliyorsunuz rakılar ispirto oluyordu. İspirto içecekleri geçer. Ve insanlar ispirto içmeye başlayınca alkol satışı duruyor. İşte dönemin başbakanı, işte o dönemin tarım gıda bakanı, işte bilmem ne. Ya diyorlar ne oluyor? Niye içmiyor falan. Yönetim halkın tepkisi var. Sonra gazetelerde Taksim'de işte kuyruk var. Bilmem ne işte insanlar ispirto alıyor falan. Ya tabii bu durumlar dönemin bakanları, vekilleri rahatsız oluyor ve alkol içki fiyatlarını pat diye düşürüyorlar. Bu tarihte yaşanmış bir olay. Ama maalesef şu an bizim günümüzde herkeste bir kanıksama var. Yani kanıksıyorlar. Yani her şeyi kanıksıyoruz. Zam geliyor evde yaparmış. Etil alkol biliyorsunuz tamamen kimyasal bir madde. Bunun içerisine gidip aktardan bir adet anason yağ alıyorsunuz. Bunu döküyorsunuz. Beyazlayınca işte bunu ağır rakı oldu. Ya bu anasonu zaten benzinin içine döksen o da beyazlar yine rakı kokar. Ya bu içmiş olduğunuz kimyasal. Şimdi bu içki firmaları, fabrikaları affedersiniz enayi mi? Çıkartır bütün personelini, etil alkolü getirin, doldurun der, şişeyle satın der kardeşim. Bu kadar kazanları var bu adamların tonlarca. Bu kadar gıda mühendisleri çalışıyor. Ve bir de şöyle bir durum var. O
alkol üreten firma fabrikalara bir gitseniz içerisi uzay üstü gibidir. Hani böyle yeri parmağınızla yalayın. O kadar temizdir. Yani o kadar önem verilen bir yer ve çok dikkatli bir şey. Oraya tamamen böyle uzay üstü gibi bir kıyafet giyip girersiniz içeriye. Ve bunlar ortadayken ha vatandaş kendine göre haklı. Neyse haklı. Adam mesela ben diyor sürekli içiciyim. Ben günde en kötü diyor bir 35'lik içiyorum. Şimdi bu adam hep bir 35'lik alamaz. Bir gün bir 35'lik alabilirse bu adam 3.000 TL para yapar. Şimdi asgari ücretle Evet. çalışan bir insan bunu tüketemez. Haklı olması tabii ki şu anlama gelmiyor. Ama onların sağlıkları gerçekten de çok zor duruma girecek. Ki giriyor ben etrafımda görüyorum. Görme bozukluğuyla başlıyor. Hızlı yaşlanma ve karaciğer yağlanma. Ve çoğunda işte görüyoruz ölüyorlar maalesef. Hani süreç iyi değil. Hiç iyi değil. Dünyanın en pahalı içkisini biz mi içiyoruz? Araştırma fırsatınız olmuştur diye düşünüyorum. Maalesef biz içiyoruz. En pahalısını biz içiyoruz. Tabii. Bu uygulanan zamların, vergi politikalarının turizm sektörünü, eğlence sektörünü, gece hayatının da olumsuz etkiliyor mu? Bir etkisi oluyor mu? Tabii ki etkisi oluyor. Mesela bizim birçok kafe, bar işleten arkadaşlarımız var. Hatta şu anda tabii belli bazı kesimlerde değil, ilçelerde değişebiliyor bu durum. Artık olay şuna döndü. Kendin getir, mezesi bizden, oturma parası alıyoruz muhabbeti var. Klaplar hariç, şimdi zaten oraya giden şeyler farklı. Ya zaten bir de şöyle bir durum var. Yani bu mekanlardaki bizim çoğu arkadaşımızla konuşuyoruz. Ya Özgür diyor. Şimdi ben diyor 4 kişi geliyor diyor. Bir tane yüzük söylüyorlar diyor. Şimdi yüzüğün normal para geldi fiyatı 300 liradan başlıyor. Ben bunu en kötü diyor 500 demem lazım diyor yani 600. Ben bunu söylemeye korkuyorum müşteriye diyor. Çekiniyorum diyor. Yani bulunduğu konuma göre. Şimdi işte Ankara'yı biliyorsun mesela. İşte Ankara'nın içilen yerlerini de biliyorsun. Mekanları. Bu her yerde böyle değil tabii ki. Ama maalesef bunu çok yaşayan kişi var. Zaten pandemide mahvoldular. Biliyorsunuz bittiler. Kiraları birikti. Zamlar ellerindeki ürünler, personel sıkıntısı yaşandı. Şu an onlar kendilerini toparlayamadı. Çoğu dükkandan da kapattı zaten. Ve bir de şöyle bir durum var. Dükkan devir de edilemiyor artık. Ruhsat da alamıyorsun. Şu an alkol işletmelerinde bir ruhsat sıkıntısı da var. Bu işin böyle bir sıkıntısı da var. Yani ruhsat alamadığın zaman gitti. Kapat dükkanı gitti. Anahtarı kilitle gitti. Çünkü şu an sen yeni bir mekan açıyorsun. Senin mekanın yanına pat bir hemen geliyor bir okul, ya hastane ya da bir dershane ya da bir lifle bağlı bir kreş açıldığı zaman sen ya o iş yerini ilerleme devam ettireceksin. Şahıs firmasıysa, şirketse bir şekilde devam edersin. Değilse alan kişi ruhsatı alamıyor. O arada emniyet ve kolluk kuvvetleri gelir. Şimdi tarım müdahale birlikte ruhsatı yoksa dükkanın içindeki bütün tütün mamullerini de alkol içecekleri toplar götürür yedeğini yapar. Üretici firmalarla platformunuzun herhangi bir görüşmesi oldu mu? Şimdi platform olarak bizim mesela işte sosyal yardımlaşma yaptığımız dönemlerde işte firmalara deriz ki böyle böyle biz bir kampanya yapıyoruz. Dernek Evet. olduğumuz için bizim ticari faaliyetlerimiz olmadan dolayı bağış istiyoruz. Bize bağış yapıyorlar alkol firmaları. Yani bu konuda destekleri var. Zam konusuna gelince firmalarla konuştuğumuz zaman zaten bu yapılan zamlar hepsi maliyet zam. Şu an ÖTV zamı daha gelmedi. Şimdi bu önümüzdeki 2 hafta içerisinde yine iyi bir zam bekleniyor. Alkol Eli ücretleri. kulağında yani. Tabii belki yarın sabah da gelebilir. Stokçulara duyuralım o zaman. Şimdiden stoklamaya başlasınlar. Yapamazlar, yapamazlar. Millete de para yok artık, bitti. Onun Para yok. dışında aynı yıl başında zaten sigaraya 2 yıldır zam gelmiyordu. Şu an 1 TL maliyet zammı yapıldı. Şu an bizim öngörümüz, umarım gelmez, beklediğimiz 2 TL'lik bir zam daha. 2 TL'lik. Peki yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız var mı? Var. Benim yurt Nasıl bir dışında bağlantıdır bu? şimdi oradaki free shoplarda çalışan arkadaşlarımız var. Orada bu işi yapan mekancı arkadaşlarımız var. Oradan Evet. zincir marketlerde alkol bölümünde çalışan arkadaşlarımız var. Anında senkronizasyon olabiliyoruz. Bizim WhatsApp ağımız var, Telegram ağımız var. Çok güçlüyüz. 40 bin kişiyiz. Yani Türkiye genelinde. Avrupa'da da bir 150 tane. Amerika'da bile var. Yani düşünün, İngiltere'de var, Fransa'da, Avustralya'da, yani sayamadığım birçok ülkede var. Anında konuşuruz işte nedir fiyatlar. İşte bazen benim moralimi bozmak için Twitter'dan atarlar. Abi 15 liraya işlere kaldım diye. Şimdi böyle şeyler oluyor. 40 bin dediniz değil mi? Evet. 40 bin gerçekten muazzam bir sayı. Hepiniz aynı anda zıplasanız Türkiye içine göçer. Ya maalesef öyleyiz ama bizim de kendi içerimizde sıkıntımız var. Yani 40 bin kişi aktif olarak durmuyor. Biz orada rahat şöyle 1.000 kişi aktifiz. O 1.000 kişi de bize yetiyor zaten. İllerde bizim her yılda yöneticilerimiz var. İl örgütlenmelerimiz var. Orada bir meslektaşımızın başına bir işe geldiği zaman hemen diyoruz işte kardeşim git şu bölgede işte İzmir'de Karşıyaka'da işte Kule Tekel Ahmet kardeşimizin bir sıkıntısı olmuştur. Bir git bir konuş yapabileceğim inşallah. Ya da atıyor bir yaralanmıştır, bıçaklanmıştır ya da araba çarpmıştır Allah korusun ne bileyim işte böyle dükkan yangın geçirmiştir işte sel olmuştur sigortasını yaptırmamıştır. Biz o durumlarda elimizden geldiği kadar maddi desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bir de efendim Tekel Bayileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği var. Bizim onlarla beraber
Onlar Onlar alakamız yok onlarla. yok, onlar İstanbul'da yine bizim tekel bayisi arkadaşlarımız da. Onlar şimdi şöyle oldu. Bizden ayrılan arkadaşlar ama tabii biz onlarla da yine bir şekilde orada o durumda istişare halindeyiz. Bizim orada Birleşik Esnaflar Derneğimiz var İstanbul'da. Onlar bizim Türkiye Tekel Bayi Bu zincir marketlerle mücadelede platformunuzun bir önerisi ya da projesi var mıdır? Avrupa'da bunun örneği var zaten. Küçük esnaf çok az derecede ama küçük esnafı korunma yasası vardır. Avrupa'da cumartesi günleri zincir marketler yarım gün, pazar günleri tam gün kapalıdır. Mesela bizim ülkemizde böyle bir durum gerçekleşse küçük esnaf müthiş derecede bir nefes alır. Müthiş derecede. Bunun akabinde oradaki vatandaşlar, ya bizim gibi değil, Türkiye'nin sosyolojik yapısı çok farklı. Biz de biliyorsunuz, yani arabada içerik giderken içki içmeyi seven bir kültürümüz var. Ya da biz parkta, Evet. tarlada içmeyi seven. Ama orada kolyeyle alır insan, evine götürür, koyar. Çünkü tabii ki orada da yasalar çok ağır. Orada da kamusal alanda içmek yasak. Ama biz diyoruz ki mesela zincir marketler hafta içi belirli saatlerden sonra alkollü içkileri 18'den sonra satışı bıraksınlar. 18'e kadar satsınlar. Tekel bayileri satsın. Ya da diyoruz ki cumartesi pazar zincir marketler pazar günleri tamamen kapatsınlar. Ya da pazar günleri alkollü içkileri son tüketiciye satmasınlar. Biz satalım. Yani burada eğer hani şimdi rekabet şartları koruma anlamında ise bir rekabet durumu var. Bu durumda bunu yapmak istiyorsa bunu yapabilir ve bizim küçük esnafımız çok güzel bir şekilde de rahat nefes alır. Ha, diyebilirsiniz ki müşteri 2 gün önceden alır. Ha, alsın. Almayan mutlaka olacak. Ha, bize gelsin de. Zaten şöyle bir durum da var. Yani bizler zaten onlarla artık fiyat anlamında yarışamıyoruz. Ve bundan dolayı biz firmalarla da kavgalıyız. X bir firmaya diyoruz kardeşim bak bu fiyatlara sattırmayın. Müşteri sonra gelip bize kazıkçı diyor. Sizin bana vermiş olduğunuz fiyatın altında siz bunu son tüketiciye satarsanız bu durum rekabet şartları gereği etik değil. Bakın şöyle bir durum var. Sigarada taban fiyat uygulaması vardır. Ama taban fiyat uygulaması yoktur. Taban fiyat uygulaması nedir? Sigara fiyatı 17 TL ise 16,90 kuruşa satamazsınız. Yasaktır. Ama alkol içeceklerde böyle bir durum yok. İsterse diye 1 liraya satsın. Bunu alkol için de yapsınlar. Madem öyle yani sigarada varsa alkol için de yapsınlar bunu. Taban fiyat uygulaması yapsınlar. Biz o zaman şunu bile söylemeyiz. Zincir marketler istediği kadar, istediği saatte alsın satsın. Bakın bu çünkü haksız rekabet var. Çünkü bugün bir zincir marketler 10 kamyon mal alıyor. Benim alacağım bir kamyon bile değil. Bırakın yani 10 koli alabilirim ben. Benim gücüm bu kadar. Ben bu insanlarla nasıl rekabet edebilirim? Tabii ki burada tüketici de kendi cebini düşünüyor. Ucuz neredeyse ben oradan alırım diyor. Haklı olarak. Ya bizim de tabii ki bazı ürünlerimizde yüksek derecede diskontolarımız oluyor. Tabii biz bunu yansıtamıyoruz. Yani yansıtıyoruz müşteriye de. Sosyal medyada biz bunun reklamını yapamıyoruz çünkü yasak. Yani alkol içeceklerin her türlü reklamı sosyal medyada yasak. Yapamıyorsun. Ya bu tüketici çekebilmen için de çok güçlü olman gerekiyor. Çok güçlü olan bayilerimiz de var. Yok değil ama maalesef alkol içeceklerin üzerindeki yazının puntosunun bile büyüklüğünün önemi var. 12 puntoyu geçerse bunun bile cezası var. Yani her şey ceza. Böyle bir durum var. Zincir marketlerde mesela bazen böyle fiyat politikaları olduğu zaman biz firmalara baskı yapıyoruz. Onlar da bu durumu görüyorlar, düşürebiliyorlar. Tamam diyorlar. Yani yapmayın. Hatta ben kendim CİMER'e yazdım, rekabet durumuna yazdım. Bana gelen cevap şu. Serbest piyasa ekonomisi kardeşim yani. Tabii ki. Çünkü niye? Yani liberal ekonomiyle biz yönetiliyoruz. Yani bir komünist bir ülke değiliz ki. Kendi ürettiğimizi raflara gidelim, koyalım, denetleyelim. Yani bu ancak komünizmde olur. Devlet kendisi üretir, fiyatını belirler. Ondan sonra gider hafta sonları bakar. Sonra bu fiyatın üstüne çıkmışsa sana ceza işlem uygular. Hatta tabii ki bunun için komünist ülke olmaya da gerek yok. Biz küçüklüğümüzden de hatırlarsınız. Pazar günleri marketler kapalıydı. Hafta içi zabıtalar fiyat denetlemesi yapanlardı. Benim ufak çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum ben. Böyle şeyler de var. Şimdi bunlar açık. Şimdi geliyorlar ceza yazmak için geliyor. Sağ olsunlar bazen yazmıyorlar, bazen yazıyorlar. Yani böyle bir durumlarla karşı karşıyayız. Bu sizin mücadeleniz, platformunuz Ferhan Şensoy'un tiyatro oyunu var, eseri var. Onun isminden çağrışım yaptı. Diyordu ki kahraman bakkal süpermarkete karşı. Onu hatırlattı bana. Sizin hükümetten beklentileriniz var. Onları tek tek ifade ediyorsunuz zaten. Bunu ne derece onlara ulaştırabiliyorsunuz? Ne derece iletebiliyorsunuz? İletebildiğinizi düşünüyor musunuz? Şimdi biz muhalefet partilerinin STK'lardan sorumlu milletvekilleriyle görüşüyoruz. Görüştüğümüzde biz onlara sunum da yapıyoruz. Raporları da sunuyoruz. İşte bakın bu yasakların aman şeyleri yani bize getirmiş olduğu zararları anlatıyoruz. Hepsini bir şekilde onlara sunuyoruz. Tabi bu durum AK Parti iktidarındaki hiçbir milletvekiliyle bunu konuşamazsın bile. O konuyla bize gelmeyin yani tamam mı? Bize kesinlikle gelmeyin. Yani. O kapı kapalı diyorsunuz yani. O kapı tamamen kapalı ama bazen seçime yakın şey oluyor işte seçimden sonra işte diyorlar ki turizm bölgelerinde saati 24'e çekeceğini söylüyorlar bize. Bunu 3 seçimde söylüyorlar. Maalesef olmuyordu. İşte turizm bölgelerinde biliyorsunuz şimdi çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Çünkü İzmir'de bir gün hava saat 9'da kararıyor. 10'da sonra alkol satışı yasak hayda. İnsanlar zaten mekana gidip içemiyor. Gideyim malum tekel bayisinden 2 tane bir alayım da diyor. Gideyim içeyim. Sahilde de hiçbir yasak. Bazı yerler için değil tabii. Bazı yerlerde yasak. Yani bu insan
inisiyatif alamıyor. Bu konuyla alakalı hani bize söyleniyor. İşte olacak. Bu konuyla ilgili düzenleme yapılacağını şey yapıyoruz. Ama bu düzelmez çünkü çok zor bir durum. Hatta bu ilk alkol yasağı da İstanbul Kadıköy'de başladı ve CHP'li bir belediye başlattı, biliyor musunuz? Ve o başlattıktan sonra emsal karar alındı. Tüm Türkiye'ye yayıldı bu durum. Maalesef böyle bir talihsiz bir durum yaşandı. Bu tam kapanma dönemi yanlış hatırlamıyorsam Ana Muhalefet Partisi Başkanı, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik bazı eleştirileriniz vardı. Neydi onlar? O eleştiriler nelerdi? Şimdi o süreçte ben tabii ki aslında o benim eksikliğim. Aslında devamlı takip ediyorum, okuyorum ama o ara gözümden kaçmış. Dedim ki neden Ana Muhalefet'in Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu duruma sessiz kalıyor? Muhafazakar kesime yani kötü görünmemek için ya da niyette ne bileyim bir şey gözükmemek için göz mü kırpıyor? Yani bu böyle olmaz çünkü bu tamamen seküler yaşama yapılabilir. Müdahale ve biz bu konuda çırpınırken çıktı Meral Akşener konuştu, Temel Karamollaoğlu konuştu, birçok siyasi parti konuştu. Dedim Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştu. Sonra duydum bir konuşmuş. Ben yani görmemiştim. Gerçekten okumamıştım. Hatta bakıyorum her gün araştırıyorum ama görmedim. Hatta şöyle bir şey de oldu. Yeterince yüksek sesle söylemedi belki. Söylemedi tabii. Tabii ya şimdi şu da oldu Özgür. Birçok muhalefetin milletvekillerine ben yazıyorum. Hepsinin bende telefon numarası var. Ulaşıyorum. Bana diyorlar ki sen tweet at biz reti yapalım. Ya dedim siz de yazın yani. Niye dedim yani. Tamam ben tweet atıyorum. Benimkiler zaten reti yapılıyor da. Siz de yazın. Ha bu konuda sağ olsun. Yani Özgür Özel mecliste çok güzel bir konuşma yaptı. HDP'den milletvekiller yaptı. Saadet Partisi'nden yapanlar oldu. Yani olmadı değil. Gerçekten ama ben Kemal Bey'in o şeyini kaçırmıştım. Tabii ki sizin dediğiniz gibi çok yüksek sesle bu durumu dinlendirmedi. Yani ne oluyor demedi. Bu yasaklar nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarınız oldu. Bu olaylar nasıl gerçekleşti? İstanbul'da hatta en yani net hatırladığım Erdoğan abimiz var bizim. Onun dükkanına işte müşteri geliyor. Alkol istiyor. O da diyor ki hani veremem diyor. O da kafası güzel müşterinin. Vereceksin diyor. Ya arkadaşım bakın diyor yani veremem. Çünkü verirsen diyor yasak. Yani bunun cezası var. Şimdi zaten şöyle bir durum var. Versen kolluk kuvvetinden ceza yiyorsun. Vermesen müşteriden ceza yiyorsun. Yani arafta kalıyor. Tabii o arada müşteri de ağız dalaşına girişiyorlar yani. Veremem diyor. Müşteri direkt bıçağını çekiyor. Bıçağını saplama başlıyor. Yüzüne, gözüne, her tarafına vuruyor. Tabii bu arkadaşımız vefat etmedi. Ölen meslektaşımız Adana'da oldu. Denizli'de oldu. Hatırladıkları bunlar. Hatta bunlar şeyde var. Google'a girdiğimiz zaman tekel bayisteki çıkan muhabbetler. 2-3 tane meslektaşımız var hayatını kaybeden. Bu sırf alkol satışı yapmadığı için. Peki bu alkol yasaklarından önce tarz risklerle karşı karşıya mıydınız? Ya şimdi sonuçta şöyle bir şey var. Bizler alkollü içki satan dükkanlarız. Bizler hani tabii ki bize şarküteri de var, süt de var ama bize elbette sürekli düzgün insan gelecek diye bir şey yok. Bu sadece tekel bayisi için geçerli değil. Bugün bir kuaföre de farklı bir niyetle giriyorsa bir insan ya da orada ters bir şeyden dolayı orada kavga çıkartabiliyor. Bugün bir mağazada çıkartabiliyor. Ama bu en çok tabii ki bizim başımıza geliyor. O da niye? Çünkü genelde biz tekel bayileri artık bir de şöyle bir durum var. Kendimizi gerçekten çok geliştirdik. Ve bizim bu işi yapan birçok meslektaşlarımız, öğretmenimiz var bizim içerimizde. Birçok bu işi yani gerçekten de iyi anlamda yapan, kaliteli anlamda yapan, bu işi tam donanımıyla yapan arkadaşlarımız var. Yani böyle tekel bahis deyince televizyonun karşısında oturup akşam kadar çekirdek çitleyelim. Orada iki tane bira içip çitleyelim değiliz. Çünkü yaşamı, dünyayı araştırıyoruz, konuşuyoruz. Ve bazen müşteri geliyor işte abiyene tabirle kaba bir şey konuşuyor. Uyarıyorsun. O da tam tersi cevap verdiği zaman sıkıntılar yaşıyorsun. Bizim panik butonlarımız vardır. Bütün tekel bahislerinde. Ona biz basarız. O ara polis gelir, götürür. Ve daha sonra gelir işte ne oluyor der. Yani kavga... Hiç denediniz mi Özgür Bey? Denediniz mi? Bir panik butonuna basayım. Kaç dakikada geliyor? Kronometreyi aç falan. Geliyor mu polis? Şey yazıyor mu gerçekten? Onu benim oğlum basmış. Taylan var benim Pazara. Oğlum. Yaramaz çocuk işte. O zaman oğlum Taylan 8 yaşında. Benim de haberim yok onun bastığından. Bir baktım dükkanın iki tane ekip arabası geldi. Öldürdüm. Dükkana giriyorlar. Dedi buyurun. Dedi sıkıntı var galiba. Panik butonuna basılmış. Yok dedim ya. Bizim işte Taylan dedi, baba dedi, orada bir düğme vardı, ben bastım. Dedim oğlum yapma böyle şeyler. Neyse polisler yani dedim ya kusura bakma. Anlayışlı davrandılar. Yani anlayışlı oldu. Hani biz bassak gerekir derlerdik, dalga mı düşüyorsunuz? Ceza işte bunu uygulayabilirlerdi. Çünkü bir şey yarıyor yani. Tabii. Tam da yeri geldi diye sorayım dedim bunu. Ülkemizde içki kültürü zamanla bozuluyor mu? Toplum olarak biliyor muyuz içmesini gerçekten? Gerçekten biliyoruz içmesini. Çünkü yani alkol tüketen insanlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten de yani bu bir kimyasal gibi değil. Ama maalesef kimyasal içicileri daha da çok arttı. İşte ülkemizde torbacılık diye bir tabir denilen bir şey var. Şu an gençleri biz burada kendimiz görüyoruz. Yani zombi gibi geziyorlar ortada. Zombi gibi. Ve bu insanlar torbacılık yapıyorlar her yerde. Ve biz esnaf olarak bunlarla da mücadele ediyoruz. Maalesef o torbacılara denetim serbestlik veriliyor. Ama biz bir adet bira sattığımız için dünyanın cezasıyla karşı karşıya geliyoruz. İçen tabii ki bu işi
içip de kötü içen insanlar da vardır, yok değildir. Ama ben kendimiz, yani gördüğüm kadarıyla, biraz araştırma yapacağız. Güzel işiyoruz ya. Çünkü yani bizim müziklerimiz güzel. Evet. Sanat müziğimiz var yani bir kere, o yetiyor. Alt müziğimiz var. Güzel içiyor insanlar. Yani ben şu an görmüyorum, böyle eskisi gibi değil. İnsanlar ya arabasını çekiyor kenara, oturuyor, içiyor. Efendi evine gidiyor zaten. Yani öyle şeylerle karşılaşmadım. Başta söylemiştiniz Avrupa'daki gibi bir alkolizm yok. Bizim artık tüketicilerimiz şu konuda da çok iyiler. Artık bilinçli tüketicimiz var. Yani bir şarap alacağı zaman üzümü çeşidini biliyor. Rakı alacağı zaman araştırmış gelmiş olur. Biranın tarihine bakıyorlar artık. Sizde kimse biranın tarihine bakmazdı. Biranın tarihine bakıyor işte, bu bira diyor, işte diyor lager bira diyor, bu bira diyor işte bir sarı bira diyor, işte değişik biralar var. Yani bira konusunda ya da ben bulunduğum çevreyle alakalı biraz yani. Burada biz konuşmaya muhabbeti yaparız. Bilinçli bir tüketicimiz var ve şu an kadın müşterimiz çok. Kadınlar özellikle şarabı çok seviyorlar ve çok içiyorlar. Bu bizim de hoşumuza gidiyor. Yani çünkü bir de bilerek geliyorlar. İşte diyor, Süryani şarabı var mı diyor. İşte ben öküz gözümü içip istiyorum mesela. Boğaz kere olsun diyor. İşte evet de ona diyor muadil ne var? Evet de onunla eş ne var? İşte sen sunuyor işte, bu var bu var. Bu şekilde güzel, gayet iyi. Az önce şeyden bahsettiniz. Bu torbacılardan, uyuşturucu satıcılarından bahsettiniz. Gençler arasında yaygınlaştığını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunun alkol yasakları, işte yaşam tarzına müdahaleyle ilişkisi olabileceğini düşünüyor musunuz? O soruyu şimdi şu şekilde cevaplayayım ben size. Mesela bazen bize 4 tane genç gelir işte. Görüyoruz bunlar. Biz de işte sadece su alıyorlar. Bir tane bira alıyorlar. Diyorum ki bir tane su bir bira nedir diyorum ben, soruyorum. Ya abi işte falan. Ben ne merak ediyorum. Müşteri şu şekilde söylüyor. Müşteri diyor ki abi diyor, ben diyor 4 kişiyiz diyor. Adam başı 50-60 lira verip içene kadar diyor. Şunu şunu alıyoruz diyor. Bizim daha ya diyorum yapmayın diyor. Ya alıyoruz abi, ne yapalım diyor. Hadi böyle kolay mı buluyorsunuz bunu? Her yerde var abi. Yani bu tabirle her yerde var abi. Ya diyorum lan nasıl olur yani bunu, nasıl? Çünkü pahalı şeyler deniyoruz biz. Zaten şimdi biz televizyonlarda da görüyoruz. Şeylerde işte bu marinalardaki gemilerle gelen ton uyuşturucu, bunlar sonuçta bir şekilde geliyorsa tüketiliyor ve satılıyor. Sonuçta ya da bizim ülkemiz avcılık mı? Bize gelip iniyorsa bizden başka bir yere mi gidiyor? Muhtemelen bunun bir karşılığı vardır. Yani bunun için bilmeye gerek yok bazı şeyleri. Siz aslında Türkiye'deki uyuşturucu kullanımının ne kadar yaygınlar, ne kadar şey olduğunu en iyi gözlemleyecek meslek grubusunuz. Çünkü sigara kağıdı satışlarından bunu tahmin edebilirsiniz. Bir platformsunuz hatta, örgütlü bir platformsunuz. Oradan bakınca Türkiye'de gerçekten uyuşturucu kullanımı arttığını söyleyebiliyorsunuz. Tabii ki. Ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Peki. Üyelerimizden gelen bir sorumuz var. Favori içkiniz nedir diye merak etmişler. Sizin favori içkiniz nedir? Ben rakıcıyım. Rakı içiyorsunuz. Tabii rakı. Ben rakıyı çok severim. Rakıya buz konulmaz diyorlar. Doğru mudur bu? Buz konulur mu, konulmaz mı? Şimdi rakıya buzu koyarsanız anason direkt yukarıya çıkar. Anason yukarı çıktığı için de rakının üzerinde bir kaymak tabaka oluşur. O kaymak tabaka da yani pullanıyor, kristalleşiyor. Onu içtiğiniz zaman zaten rakıdan o an keyif alamazsınız. Yani direkt anason ilk başta direkt genize çarpar. Ondan sonra da bunun şöyle bir zararı da var. Karaciğerde direkt yağlanma ve ertesi gün açlık demişti de baş ağrısı. Suyu, rakıyı karaftan, suyu karaftan demişler. Yani buzlu suda süzerek. Şimdi rakı dolaba da konmaz. Dolaba koyduğunuz zaman rakı anında kristalleşir. Rakının tamamen bütün özelliği gider. Yani o rakı yazık olur. Yani çok az miktarda o, atıyorum Adana'da. Bakın bunu ben bilmiyorum. Ben rakıyı dolaba koyuyorum aslında. Asla konmaz. Kesinlikle konmaz. Kesinlikle. Bir yazı da yazmışsınız galiba, vergilendirilmiş alkol caiz midir konusuyla ilgili. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vergilendirilmiş alkol caiz midir? Vergilendirilmiş alkol caiz midir derken, vergilendirilmiş içki caiz midir diyelim biz ona. İçki caizdir diyorum ben. Çünkü neden? Sonuçta bu alınan vergiler biliyorsunuz ki bakanlıklara ayrılıyor. Bu bakanlığın içerisindeki en büyük bütçe Diyanet İşleri Başkanlığı. İçkilerden alınan vergilerin en çoğu Diyanet İşleri'ne ayrıldığını Sayıştay raporunda da hepimiz gördük. Bugün bizim ülkemizdeki insanlar gerçekten de diyorum, bakın çok samimi söylüyorum, bir haftaya yani bir ay değil bir hafta boyunca hiçbir surette toptan ve parakende bir şekilde alkol satışı yapmasın, net bir şekilde şu fetvayı verebileceklerini tahmin edebiliyoruz. Ya aslında şey gibi falan, fistan gibi konuşmalar olabilir. Yani çünkü niye? Bu ülkede 70 yıldır bizim ülkemizi muhafazakar partiler yönetiyor. 60-70 yıldır. Evet. Bu caiz olmazsa zaten bunu ya yasaklarlar ya da bunun vergisini almazlar. Bu kadar net. Vergisini arıyorsun, yasaklayamıyorsun ama dolaylı yoldan kısıtlamaya gidiyorsun. Tutmaz bunlar. Ya yasaklayacaksan diyorsan ki evet kardeşim bu haramdır, caiz değildir, yasaktır. Tamam abi, yasakla da fabrikaları kapat da görelim o zaman. Yani yapabiliyorsa yapsınlar. Yapamazlar çünkü neden? Çünkü onlar da biliyor ki bu işin caiz olduğunu. Yani caizdir bu kadar net. Bunun başka bir şey yok. Eskiden hatta ben yazımda da yazdım. Solcu abilerimiz masada otururken ülkeyi kurtarırlardı. Evet. Şimdi rakı içerek kurtarıyorlar. Çünkü niye? Vergisiyle. Vergisinden dolayı.
belgesinden dolayı. Çünkü niye? Eğer bir insan alkole karşıysa, sana içme diyorsa, ben ona şöyle diyorum, sen vatan aynı mısın lan diyorum. Niye lan, ne oldu diyor. Oğlum ben vergi veriyorum, sen buna karşıysa sen vergi vermemek için bana engel koyuyorsun diyorum. Olmaz. Sen içeceksin, bu ülkeye hizmet edeceksin diyorum. Ülkemizi kimse bölemez diyorum. Vatan bölünmez diyorum. Böyle bir kalıyorlar. Bu iş böyle. Son bir soru daha sormak istiyorum size. Ateizm Derneği. Ateizm Derneği ile ilgili düşünceleriniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Demokratik ülkelerde olması gereken bir şey. Herkes kendi düşüncesini özgürce konuşabilmeli, paylaşabilmeli. Bu zaten insanların temel ve hak özgürlükleridir. Buna bir karşı duruşla, ideolojik bir yaklaşımla kimse bir yafta koymamalı. Bugün inançlı insanlar da, inançsız insanlar da, kendini bilen bireyler bu durumu çok rahat bir şekilde konuşarak, tartışarak, insani değerler içerisinde bu konumu çok da rahat bir şekilde anlatabilirler. Ateizm Derneği, ben eski videolarınızı da izledim, baktım. Birçok konuklarınız var. Bunun içerisinde birçok tanıdığımız simalar da gördüm. Hı-hı. Hatta Hasan Mezarcı. Hasan Mezarcı'yı. Hasan Mezarcı'yı da izledim mesela, onları da gördüm. O kadar güzel bir şey ki, yani insanlar demek ki yani ön yargılı olmadığı zaman bazı durumları konuşabileceği bir... Ya aslında şöyle bir durum var. İnsanlar hangi platformda konuşabiliyorsa orada konuşabilmeli. Yani bir gün beni atıyorum, böyle de tam tersi başka bir vakıf veya da bir dernek konuşmaya davet edebiliriz. Onlarla da konuşabiliriz. Yani konuşacaksak bu gayet mantıklı, destekliyorum ben sizlere. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Tekel Bayları halkın parlamentosudur. Ben de teşekkür ediyorum. Ha, evet, öyle bir sloganınız mı var? Tekel Bayları halkın parlamentosudur. Tekel Bayları halkın parlamentosudur. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Bildiğiniz gibi bir geleneğimiz var. Bazı Patreon ve Kriyesus paketlerimizi seçerek bize düzenli destekte bulunduğunuzda yayın sonlarında isimlerinizi okuyarak teşekkürlerimizi tekrar dile getiriyoruz. Patreon destekçilerimiz Bahar Kılıç, Ekrem Karahan, Gökhan Özbek, Umut Yıldız, Ata Istar, Erol Nahmiyaz, Hasan Dudu, Onur Romano, Zerkeş, Mehmet Ateş, Hakan Öztoprak. Teşekkür ederiz. Kriyesus destekçilerimiz Ulaş Alagöz, Feriyal Köseoğlu, Roşan Denizhan, Can Mesur, Ertan Evrim, Seyit Öztürk, Zafer Örenlili, Aslan Gençer, Efkan Krimi. Sizlere de teşekkür ederiz. Gelecek yayında görüşmek dileğiyle. Bunlar ateist!